iOS 13 Beta 2'den herkese merhabalar. Apple bu akşam itibariyle iOS 13 Beta 2 versiyonunu yazılım geliştiriciler için serbest bıraktı. Ben de iPhone XR üzerine yükleyerek bundan önceki beta versiyonlardaki hataların giderilip giderilmediği ile alakalı testlerimi yaptım. Sizin yorumlarda yazdığınız bazı hataların durumuna bir kez daha göz attım, test ettim. Bununla ilgili bilgileri hızlıca size aktarmaya başlıyorum. Videonun başında hemen kısaca bir bilgi vereyim. Apple beta hesabının altında yeni bir beta yayınladığı zaman önceki betaları kaldırıyor biliyorsunuz. Ama şu anda burada gördüğünüz gibi iOS 13.1'in ikinci betası duruyor. Aynı zamanda biraz aşağı indiğimizde iOS 13 beta 8 de duruyor hala burada. Dolayısıyla iOS 13 beta 8 sanıyorum bizim GM dediğimiz versiyonun ta kendisi. Dolayısıyla hala burada duruyor. Yazılım geliştiriciler için de iOS 13 1 beta 2'yi yayınlıyor. Yani eğer bu güncellemeyi göremiyorsanız, iOS 13.1'in ikinci betasını göremiyorsanız, mevcut profili silip, iOS 13 beta 8 profilinizi silip, yeni profili yükleyerek bu betaya da geçiş yapabilirsiniz. Güncellemeyi telefonumda göremiyorum diyorsanız büyük ihtimalle sebebi bu. Bunu da küçük bir bilgi olarak aklınızın kenarında tutun. 13.1 sürümündeki hatalardan bir tanesi de örneğin WhatsApp'la bir mesaj aldığınız zaman yukarıdan aşağı çekip cevaplamak istediğinizde yazdığınız yazılar görünmüyordu. Şimdi bunu bir test edelim. Ben buradan diğer telefondan buraya bir mesaj gönderiyorum. Yukarıya geldi. Aşağıya çekiyorum yanıtlamak için. Test. Okey. Gönderdim. Buraya da ulaştı mesaj. Bu sorun giderilmiş. Buradan aşağı çekip yanıtlamak istediğinizde de yanıtlayabilirsiniz. Yazdığınız yazılar şu anda görünüyor. Bir diğer şikayet de telefonun sessizdeyken titremiyor olması şikayetiydi. Bunu bir test edelim şimdi. Ayarlara gidelim. Sessizdeyken titret seçeneğini aktif edelim. Diğer telefonla da kendimizi bir arayalım bakalım şimdi. Evet, şu anda titriyor telefon elimde ama titremesini hissediyorum. En azından iPhone XR üzerinde bu problem mevcut değil arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Evet, mesajlardaki şikayetlerden bir diğeri de Safari'nin bazı web sitelerini açmadığıyla alakalıydı. Şimdi onu test edelim. Örneğin Bershka'ydı bir tanesi arkadaşların söylediği. Bershka.com'a tıklıyorum. Gayet hızlı bir şekilde açıldı. Burada bir problem yok. Bershka'nın da reklamını yapmış gibi olmayalım ama. Burada bir problem yok arkadaşlar. Sayfalar gayet sağlıklı bir şekilde açılıyor. Belki sizin internet bağlantınızla alakalı geçici bir sorun olmuş olabilir. Tekrar kontrol edersiniz. Bir diğer güncelleme modem yazılımıyla alakalı. Modemin yazılımı 2.01.07 idi bir önceki beta versiyonunda. Şu anda 2.01.08, yani bu ne demek oluyor? Kablosuz ağlarla ilgili sıkıntı yaşayanların problemlerini gidermeye yönelik bir güncelleme var burada. 13.1 sürümünde şöyle bir problem vardı. Herhangi bir şey paylaşmak istediğiniz zaman bu alttaki bu ok işaretine basılı tuttuğunuzda şu üst taraftaki kısa yollar aslında boş görünüyordu. Sanki bir buğulama var gibi görünüyordu üzerinde. Hiçbir seçenek çıkmıyordu. Şu anda ikinci beta versiyondaki buradaki hata giderilmiş ve şu anda sıklıkla paylaştığınız kişileri burada kısa yol şeklinde görüp hızlı bir şekilde dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Daha önceki versiyonlarda bir gelip bir giden bir hata vardı biliyorsunuz. 3 parmakla dokunulduğu zaman ortaya çıkan bir menü var burada. Burada notlar bölümünde bu şu anda görünüyor. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bir oyun açalım şimdi burada. Oyun oynarken 3 parmakla basılı tuttuğumuzda herhangi bir şey gelmiyor. Bu iyi haber. 13.2'ye yükseltmek isterseniz bu hata olmadan oyunlarınızı oynayabilirsiniz rahat bir şekilde. Bildirimlerle alakalı şikayetlerden bir tanesi de telefon yine sessizdeyken titreşim uyarısı vermemesiyle alakalıydı. Şimdi bunu bir test edelim. Diğer cihazdan bir test mesajı gönderiyorum buraya. Evet, ekrana düştü ve titredi. Titremeyi hissedebildim. Dolayısıyla bu problem de şu anda iPhone XR üzerinde en azından ortadan kalkmış görünüyor. Ki bende daha önceki versiyonlarda da bu problem aslında ortaya çıkmadı hiç ama bazı arkadaşların şikayeti vardı. Onlar da eğer 13.2 versiyonunu yüklerlerse test edebilirler. Sanıyorum bu problem şu anda giderilmiş gibi görünüyor.
Beta versiyonlarının birçoğunda bahsettiğim benim bir problemim vardı kamerayla alakalı. Portre modunda arka kamerada sadece 3 adet seçenek vardı. Ön kameraya geçince ama buradaki seçeneklerin tümü mevcut demiştim. Bu sanıyorum bir hata değil. Bu gerçekten de normal iOS 12.4 yüklü bir iPhone XR'da test ettiğim kadarıyla arka kamerada sadece 3 adet seçenek var. Bunun bir hatayla, bir beta ile alakası yok. Durum şimdilik böyle. Neden böyle bilemiyorum. Ben bir süredir iPhone XR kullanıyorum. Ama iPhone XR'ın arka kamerasındaki bu eksiklerin mantığını çözemiyorum. Çünkü arka kamera ön kameraya nazaran çok daha yetenekli bir kamera, daha iyi bir kamera. Ön kameraya bu özellikleri koyup arka kamerada tasarrufa gitmenin mantığını çözebilmiş değilim. Ama durum şu anda bu. Bunun beta ile bir alakası yok görünen o ki. Evet, beta 2 yazılıca bir göz attık. Sizin yorumlarda şikayet ettiğiniz konuları test edip burada en azından bir yanıt aramaya çalıştım. iPhone XR üzerinde en azından bahsettiğiniz problemlerle ilgili durum bu. Ama dediğim gibi farklı telefonlarda farklı problemler ortaya çıkabiliyor. O yüzden iOS'in sağlam sürümünün yayınlanmasını beklememiz gerekiyor. Bunun için de önümüze sadece bir 10-15 günlük süre kaldı. Ondan sonra hatasız, problemsiz bir iOS ile baş başa kalabileceğimizi umuyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.